Evet. O zaman harikaymış. Önce Can. Açık beyin ameliyatına devam edelim hocam. Aynı mantıkta. Şimdi iki tane konum var. Bir tanesi uzun süreceğini tahmin ediyorum. Bir tanesini merak ediyorum. Şu meşhur ismini başından beri beyinle alakalı bildiğimiz amigdalayı azıcık konuşalım. Evet. Bu sohbetin içerisinde ve parça parça yavaş yavaş beynin içerisindeki şu özgür iradeyi, düşünceyi, fikri neredeydi, nasıl yerleşiyordu? Onların üzerine azıcık bir iki adım arama yapalım. Hadi arama inşallah tarama bakalım. Yapalım bakalım. Amigdalayı görebilmek için beynimizi, şurası önü şurası arkası hatırlayacaksınız. Böyle jobidik diye ortadan ayırıyoruz. Burada jobidik çok önemli. Olmazsa olmaz. Amigdala ve diğer duygusal bölgeler beyne yandan baktığımızda şu şakak lobu ya da temporal lob dediğimiz yerin içinde yer alıyor. Şurada tabii, bir yer mi yani? Tam şurada. Kulağımızın arkası hemen. Burayı ayrıntılı incelemek için maketimizin üst beyin kısmını da kaldırmamız lazım. Şu ortadaki talamusu, insula dediğimiz alanları da alıyoruz. Arkadaki beyinciğimizi de çıkarıyoruz. Kaldı elimizde şakak lobu. Şimdi şakak lobunun içerisinde tabii bu o kadar detaylı bir maket değil ama kaldırdığımız zaman şakak lobunun içinde doğal bir oyukluk görüyoruz. Bu oyukluk beynin içerisinde normalde bizim sıvı dolu boşluklar vardır. Onun tabanına denk gelen bir yer. Bunun üstünde bir havuz gibi bir şey var yani öyle düşünelim. İçinde beyin omurilik sıvısı var. Ve o sıvı aslında devamlı buraları yıkıyor. Şurada içinde yılan gibi gördüğümüz bir şey var. O bizim meşhur hipokampus dediğimiz yer burası. Hafızamızı ilk oluşturan ve navigasyon yani işte üç boyutlu dünyada yerleşimimiz, yol bulmamızda görevli yer burası. 2007'de mi ne Nobel ödülü aldı burayı çalışanlar. Son en büyük sinir bilim Nobel ödülü buranın fonksiyonunu bulanlara verildi. Ama bu gördüğümüz yapı şu şakak korteksinin içinde gömülü olarak yer alıyor. Burada makette tabii maketin içinde kaldığı için göremiyoruz ama bunun hemen önünde şurada bir yerde işte o meşhur amigdala dediğimiz yapı var. Şimdi bu amigdala, bu hipokampus bunun üstünde bulunan ve yine maketin içinde olması gereken bazı bağlantı yolları hatta talamusumuz, hipotalamusumuz onların hepsi beraber ve bir de şu beynin kestine yine yandan baktığımızda şu korpus kallozum diye daha önce konuştuğumuz kısmın üstünde kalan beyin kabuğu alanlarına hep beraber limbik sistem diye bir isim veriyoruz biz. Limbik sistem davranışlarımızın duygusal, dürtüsel, belleğe dair kısımlarını yönetiyor. Bütün duygularımız yani işte insanda kaç tane duygu varsa onların hepsinin yönetim merkezi bu yapılarda diye tahmin ediyoruz. Bu arada bu duyguları hissetme beynin üst tarafının işi. Biz bilinçli olarak kızdım dediğim zaman burası hissediyor ama kararı burası veriyor. Yani duygusal kararlar neye karşı ne hissedeceğimizin etiketlemesi burada yapılıyor. Hipokampus benim en çok çalıştığım yerlerden bir tanesi. Çünkü beynin yeni hücreler ürettiğini ilk keşfettiğimiz yeri burası. Ders kitaplarını değiştiren yer burası. Önceden derlerdi ki beyin yeni hücre üretmez işte 20-25 yaşından sonra neyse o. Şimdi öyle olmadığını biliyoruz. Ölene kadar mesela burası yeni hücre yapıyor. Ve o yüzden hani Allah bir elem keder vermezse burası hep öğrenmeye devam ediyor. Ama bazen bir elem keder oluyor. Mesela Alzheimer hastalığı tam da buradan başlıyor. Alzheimer hastalığı önce burayı vuruyor. Ve burası aynı zamanda beynin sağlam tarafını şöyle alabiliyorsam eğer. Evet. Altına baktığımızda beynin mesela Ozan'ın burayı görüyor musun bilmiyorum. Şu beyaz bir hat var şurada. Bu beyaz hat bizim burnumuzdaki koku moleküllerini algılayan koku lobu. Bu arkadaş içeri doğru gidiyor ve nereye bağlanıyor? Özellikle olarak bu limbik sistemin ana yapıları olan şakak bölgesi ve hipokampusa bağlanıyor. O yüzden mesela babaannemizde yediğimiz çöreğin kokusunu alır almaz vızt diye o günlere dönüyoruz. Kokulu silgi koklayan herkes kendini bir anda ilk okulda buluyor. Kokuyla hafıza çok yakından alakalı çünkü o direkt buraya bağlı. Başka duyularda aynı bağlantı gücü yok değil mi? Kokunun bir özelliği var. Direkt beyine bağlı. Yani direkt beynin yüksek alanlarına ve bu limbik alanlara bağlı. Niye evrimsel olarak öyle bir şey? Önce o mu evrilmiş yani? Evet. Önce koku çünkü çok eski. İlk beyin taslağı aslında bizim burada işte beyaz bir bant gibi gördüğümüz koku lobu aslında. İlk beyinler böyleymiş. Onun üzerine biz biraz kaçak kat çıkmışız gibi düşünebiliriz. Yani diğer kısımlar sonradan üstüne binen katlar. Peki teknolojik olarak en son ki evrimleşen duyu hangisi? Göz mü? En son yani bu haline gelen göz evet. Göz çünkü çok sofistike ve yani yakın zamanda mesela memelilerle özellikle primatlarla
bu kadar keskinleşmiş bir yapı. Bu arada evrimi hala devam ediyor, bunların tamamlanmış değil. O yüzden bu anlamda bakarsan en gelişmişi bizde görme diye düşünülebilir ama aynı şeyi köpek balıkları için söylesen koku demek zorundayız. Çünkü onların gözü neredeyse pek çalışmıyor. Bizde de beyinde en son evrimleşmiş nokta zaten yukarı doğru çıkıyoruz ya, tepe korteks bölgesi olacak. Onun da en büyük alanı görme zaten. Şimdi hipokampus böyle. Şey buradan başladığı için Alzheimer hastalığı. Önce mesela ne oluyor Alzheimer hastalığında? Koku kaybediliyor. Sonra yavaş yavaş yeni şeyler öğrenme özelliğimiz azalıyor. Bu bölgenin çünkü normal fonksiyonu, biz yeni bir bilgiyi aldığımızda o bilgiyi kalıcı hafızaya atmadan önce burasının bir öğrenme prosedüründen geçirmesi gerekiyor. Bunun belli şartları var. Ha. Yine burada bu bizim için ne işe yarar bölümüne geldik. Yeni bir bilgiyi öğrendiğimizde kalıcı bir şekilde kaydetmek için ya bu bilginin bizi heyecanlandırması, bir şekilde duygularımızı dürtmesi lazım. Hiçbir hanımefendi Brad Pitt'in ismini ikinci kez sormaz o yüzden. Yani duyar duymaz öğrenir. Ha evet tamam falan diye. Çünkü orada duygusal bir bileşen var. Bizi hayret ettiren, bizi korkutan, bir şekilde duygularımızı harekete geçiren her şeyi çok hızlı öğreniriz. İkincisi de tekrar. Bir bilgiyi çok fazla tekrar edersen burası der ki artık bu herhalde önemli. Ben bunu bir yere kaydedeyim. Ve bu tekrarla işte eskiler diyorlar ya tekrar o aslan ve levkanın 180. Öğrenmenin ilişkisi de yine hipokampusla gibi. Gelelim bunun önündeki amigdalaya. Bu arada aslında biz böyle yaparak şu andan itibaren işte limbik sistemin parçalarını saymış oluyoruz. Kim ne yapıyor gibi. Hı hı. Bu arada limbik sistem tarifi de aslında modern sinir bilimde çok fazla kullanılmıyor. Biraz eski bir tabir kaldı. Çünkü artık bunların her biri ayrı bir sistem gibi. Amigdala başlı başına bir sistem zaten. Hipokampus da öyle. Peki burada tam olarak azıcık şeyden bahsetsek, bundan sonrasındaki konuşacaklarımızı daha belirgin hale getirebilir belki. Duyu ne, duygu ne hikayesinden biraz hani duygulanmadan bahsediyorken aslında çünkü böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet mesela. Şimdi duygulara geçeceğiz özellikle. Aha. Yani oraya geleceğiz. Yani doğru diyorsun. Şimdi duyu alıcılar vasıtasıyla dış ya da iç dünyadaki değişiklikleri beynimize bildiren sistemlere diyoruz. Mesela parmağımızda dokunma duyusu reseptörü var. Alıcısı yani. O reseptör bir temasla karşılaşınca bir elektrik sinyali atıyor. Beynimiz diyor ki ben bir yere dokunuyorum. İşte ağzımıza bir kimyasal madde gelince şu tadı alıyorum. Kulağımıza ses çarpınca bu sesi duyuyorum. Duyuların hepsi duyarlı oldukları değişim tiplerine göre beyne sinyal gönderiyorlar. Yani mesela bir sese ayarlanmış bir alıcı dokunma duyusuyla uyarılmıyor. Ya da bir dokunma duyusu alıcısı atıyorum titreşimle uyarılmıyor gibi. Buna da fizyolojide modalite deniyor. Yani hepsinin özelleştiği bir alan var. Ve bu farklı farklı duyu modaliteleri devamlı beynimize akıyor. Biz duyuları beyin kabuğumuz üzerinde değerlendirip bilinçli olarak algılayana kadar kat kat kat. Nerede benim beyin sapım? Heh. Kat 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 şu aşamalardan yukarı değişik istasyonlardan geçirerek aktarıyoruz. Mesela işitme duyusu önce buraya geliyor, sonra şuraya geliyor, sonra talamusa geliyor, sonra talamustan yukarı çıkıyor. Niye böyle duraklar yapıyor arada? İşte gene güncel hayatta çok görebileceğiniz bir şey. Birisi böyle çivi çakarken gözümüzü kıt kıt kapatıyoruz. İşte o buradaki bir refleksle tetikleniyor. Beyine gidip sesi duyup gözümü kırpayım diye beklesin o göze bir şey girer. O yüzden bunu hızlı yapmak lazım. Refleksif kontrol. Şimdi tam bunun üzerine sohbeti yapacaktım. Yani beyin aslında bizim biz olduğumuzu zannettiğimiz bölüme o kadar da güvenmiyor. Tüyü. Ya oranın işi yok abi. Hayatta kalmayla burası çok uzaktan ilgili. Bu sadece bizi haberdar etmek için bir uyandırma sistemi. Abi bak böyle bir şey oldu haberin olsun. Şimdi yolda yürüyorsun. Şurada bir yerde roh diye bir köpek avladı. Bir anda o tarafa dönüp oradan uzağa doğru kaçma gibi bir refleks tetiklemen lazım. Şimdi normalde köpeğin sesini duymak için ses sinirleri gelecek, buradaki beyin sapına gelecek, buradan gidip biraz önceki şakak lobumuzdaki şuradaki işitme merkezine gelecek, çözümlenecek, köpek olduğu anlaşılacak, oradan işte anlatacağım amigdalaya gidecek mi? Çok uzun iş. Beyin sapı hemen iki kulaktan aldığı sinyalleri burada birleştirip diyor ki tehlike potansiyeli taşıyan bir ses şu kulaktan ama kulak kepçesinin arkası yönünden daha fazla geliyor. Dolayısıyla sen hiç düşünmeden dönüp hemen ona karşı pozisyon alıp uzaklaşmaya başlıyorsun. Sonra da diyorsun ki ha köpekmiş korkulacak bir şey yok. Mesela. Ya da köpek fobim varsa kaçmaya yani. Devam ediyorsun mesela. Yani daha sonra burası devreye giriyor. Dolayısıyla bu duyular aşağıdan yukarı doğru işlenerek farklı seviyelerde İşte nasıl işleneceklerse öyle işleniyorlar. En son bilinçli olarak algılayan kısım burası. Duygu ise bu bahsettiğimiz bölgeler ise duyu verileri geliyor. Korteks bunları algılıyor.
Algıladıktan sonra beynin daha derinlerinde bu deminden beri konuştuğumuz limbik sistem bölümlerine bunu iletiyor. Limbik sistem bu verileri alıp diyor ki burada korkulacak bir durum var, burada sevilecek bir durum var, bu hoşumuza gitti, bunu sevmedik, neyse. Bunların hepsini kararlaştırıp beyin korteksine diyor ki baba bizce durum böyle. Yani biz bunu çok sevdik mesela. Beyin korteksi de oradan bize şunu dedirtiyor. Ay bayıldım, çok güzel olmuş. Ya da efendim işte bu korkutucu bir şey diyor. Biz bunu istemedik. Aman abi diyorsun, benden onu uzak tut. Bu davranışsal olarak ortaya çıkıyor. Bunu yani azıcık hani geliştirici üzerine sohbet etmiş olalım. Bunun stabil bir data bu. Bu data bizim için tehlikeli olabilir, olmayabilir, sevebiliriz, anlamlı olabilir işte falan falan. Biz bunu niye mesela data geliyor ve data olarak kaydedip aynı biçimde bunlar tehlikeli ya da sevdiğimiz şeyler ya da korkmamız gereken şeyler diye tarif etmektense biz bunu duygu diye bir şeye çeviriyoruz. Çok güzel soru. Yani neden analitik zekamız dururken biz duygu diye bir şey kullanalım? Duygu çok fazla sayıda veriyi örüntüsel olarak hızlı tanıyabilen, kuantum bilgisayarı kadar hızlı çalışan bir şey. Analitik zeka ise parça parça, yavaş, ağır, masraflı, çok böyle bir sürü veri isteyen, bir türlü karar veremeyen ve genellikle de tartışan, yaşamsal sistemin ihtiyaçlarını tam olarak bilebilecek kadar kapasiteli olmayan bir yer. Bizim bu duygu sistemi sen neyin etrafında? Daha önceki bölümlerde konuştuğumuz hipotalamusun, talamusun, onun bunun etrafını sarıyor. Makine dairesinden direkt haberdar, tamam mı? Neler olup bittiğini direkt biliyor. Ve gelen veri korteksten anlaşılıp da buraya gönderildiğinde bu hemen diyor ki bakalım arşivlerdeki bütün geçmiş, gelecek, hayal, tecrübe, travma ne varsa hepsine göre bir ortaya karışık yapıyor. Saniyenin kesirleri içerisinde bizde bir duygu oluşturuyor. Ama burada böyle baktığında duygular aslında çok ciddi bir bilgi kaynağı. Son derece kompleks yaşamsal örüntüler hakkında bizde bir davranış isteği oluşturuyor. Müspet ya da menfi. Ya kaçınma ya yönelme şeklinde. Ama bu etiketler öğrenilmişlikle çok değişiyor işte. Objektif değil bu veriler. Ya biz hep şeye yani bir şeyi bilgiyle alakalı konuşuyorken aslında üst üste dizilmiş küplerden konuşuyormuşuz gibi konuşuyoruz. Tabii, halbuki duyguyla alakalı konuştuk mu elimizde bir tür buhar var. Çok yani güzel ifade ettin aynen. Aha, ya da kokteyl var, kimyasal bir sıvılar var. Hani şeyde. Şimdi böyle olunca duygu biliyorsun daha 20-30 sene öncesine kadar saygın bir şey de değil. Tabii hani, nörobilim açısından. Psikolojide çok saygın da bizim nörobilimciler ve biyologlar genellikle. Psikoloji de buradan 100 senelik, 70 senelik bir hikaye zaten. Onun öncesinde duygu o kadar saygın bir şey değil. Duygunun yerine duyguyla baş edip yöneten, işte onları küp küplere dönüştürebilen formül daha değerliymiş gibi. Şimdi son 20 yıldır duyguyu coşkunca konuşuyoruz. Tabii. Duygu aslında sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu bilgi gazları ya da analiz sistemi diyelim ona. Çok kompleks bir analiz sistemi. Tamam. Bu hani bakar bakmaz insanın yüzünü tanıyan şimdi yeni yüz tanıma sistemleri var ya, eski bilgisayarlara göre onun marifetini düşün. Yani bir anda 100 kişinin içinde suçluyu teşhis ediyor mesela şak diye. Yani eski bir işte 386 bilgisayara göre o neyse, bizim duygu sistemimiz de akıl mantık sistemimize göre biraz öyle. Ve tabiatta düşünürsen yani diyelim ileride bir tane toz bulutu var, bir şey oluyor. Toz bulutunun miktarı ve kalınlığı nedir? Acaba günün hangi saatinde görmekteyim? Şu anda ışık gözlerim mi yanıltıyor yoksa bilmem ne mi? İşte bu bir vahşi hayvan mı bilmem ne mi? Daha önce gördüğüm bulutlardan hangisine benziyor? Abi bunu analiz etmeye kalksan o toz bulutunun içindeki şey çıkar, seni yer, sindirir de anca belki o zaman fark edersin. Şunu yapması lazım sistemin. Bunu gördün, muhtemelen kaçmamız lazım. Detayları boş ver, yürü. Sadece tek veri, normal değil. Bu normal. Mesela bak, bunu ta güncel hayatın en zorlu mevzuları üzerine alalım. Şimdi bazısı mesela inançlarıyla ilgili, gelenekleriyle ilgili, hayatla ilgili bir sürü bir şeyi anlayamadığından yakınıyor ve anlamak istiyor. Tamam güzel kardeşim, anla da şunu bil, anlayamayacağın bazı şeyler var ve onun içinde onu anlayan bir sistemin var. Bu sistem tabiattaki kompleks hadiseleri anladığı gibi benim hayatımdaki kompleks oluşlara dair de bana bir takım bilgiler veriyor. Mesela duygusal sistem bazen içimi sıkıyor, bazen kalbimi neşeyle dolduruyor, bazen beni umutlu, bazen hayal kırıklığı içinde bırakıyor. Bana bir takım sinyaller veriyor ama ben onların ne olduğunu anlamak için duyguları okumak yerine aklımı kullanmaya çalışıyorum. Böyle oldu, bu ne oldu, bu ne oldu, bundan böyle oldu gibi. Ve bu genellikle bizi yanlış ve bizim için zararlı olabilecek bir yola sokabiliyor. Şimdi duyguları okuma becerisi işte. O yüzden bu yeni dönemde bana sorarsan en önemli becerilerden biri.
Biz niye işte çocuklar için kendimi keşfediyorum diye bir kitap yazdık Azize ile beraber. Küçük yaşta biz bu deneyimi eğer elde edebiliriz. Ha, evet burada varmış. Evet. Lütfen ürün yerleştirelim şöyle. Eğer biz küçük yaşta böyle bir deneyimi alışkanlık haline getirirsek zaten yani duyguları da tutup hipotalamusa sormuyorsun. Vücudunda ne oluyor diye bakıyorsun. Vücudunu okuma alışkanlığı, vücuduyla hemhal olma alışkanlığı olan insanların duygularını daha iyi okuyabildikleri ve uzun vadede daha isabetli kararlar verdikleri, hayatın belirsizlik ve ikircikli durumlarında daha isabetli adım atabildikleri bildiğimiz bir şey. Peki, şimdi, ya bu hikmet falan irfan dediğimiz hikaye. Birkaç tane soru canlanıyor kafamda. Bunlardan tabii. Bir tanesi duyguların yanılma payı yüksek değil mi aslında? Tabii doğası ki gereği subjektif öyle. Çünkü. Hem subjektif hem de çok yani işte en ilkel hızlı karar verebilmek için, hızlı pozisyonlayabilmek için en ilkel öncül bilgiye göre davranıyor. Yani işte normal değil kaç diyor. Yani onun arkasındaki durumları henüz üzerinde tartışmıyor ya da işte bir şeyden korkmayı ya da bir şeye sevmeye de böyle karar veriyoruz. Yani hani kültürel doku, işleyiş bilmem ne falan bir şeyler bir araya geliyor ve hızlı bir şekilde biz misafirleri severiz. Sabit şablonda. Aslında tüm doğu kültürü ya da aslında tüm işte modernist teknolojilere yerleşmemiş kültürler misafirleri sever. Çünkü onun bir matematiği var. Yani işleyen, evrimsel olarak kültürel kodlarda işleyen bir matematiği var. Misafirini sevmeyle alakalı, ona sevgiyle yaklaşmayla alakalı. Ama bu aynı zamanda bir sürü yanılgıyı da, hatayı da içinde barındırabiliyor. Ama hızlı olduğu için işlevsel. İkinci soru, o zaman duygu daha çok şimdiki zamanla ilgili. Aynen öyle. Şimdiki zamanı algılamakla ilgili. Bizim ülkemizde çok şükür böyle şeyler çok olmaz da, mesela bu İngilizler, İrlanda aksanıyla bir konuşan birini görünce genellikle telaşlanırlar. Bizde kesinlikle öyle şeyler olmaz. Asla. Böyle bir aksan farkı onlar çünkü niye İngilizler bir Hellraiser olarak şeyleri İrlandalıları böyle biraz arıza çıkaran işte kavgacı falan bir topluluk olarak görüyorlar. Aynı zamanda kültür olarak biraz daha alt öteki sınıfta. Görüyorlar. Ha, tabii evet. Alt sınıf görüyorlar falan. Şimdi bu bizde hiç olmaz. Biz İrlandalıları biz, yani biz muhteşem bir hiç o asla biz hepimiz yani, denk eşit. İrlandalıları özellikle kesinlikle alt sınıf olarak görmeyiz. Kesin bir evet. Bizde hiç İrlandalıları hala severiz bile onları özellikle. Şimdi buna bakarsan bu bir bilgi değil. Bu bir ön yargı dediğimiz bir şey. İşte duygular ön yargı denen sistemlerle hızlı çalışmak zorunda kaldığı için özellikle şu modern hayatta çok yanıltıcı oluyor. Neden modern hayatta? Çünkü modern hayat tabiat gibi değil. Bize kodlar yüklüyor. Bravo. Çünkü bak, şimdiki soracağım TDD soru, oldun değil mi? Evet. Ha. Şimdiki soracağım soru da bununla alakalıydı şeyde. Ben hani üç evrenle tanımlamayla alakalı bir matematik kullanıyorum ya. Dış doğa ile ilgili, sosyal hayatımızla ilgili ve dijital dünya ile ilgili üçü de ayrı evren kuralları barındırıyor diye. Şimdi duygular en çok nerede nasıl işe yarıyor? Hangi evrende işe yarıyor da sosyal evren de mi işe yarıyor daha doğru yoksa bizim doğayla, dışarıyla kurduğumuz evrende mi işe yarıyor? Şöyle yanıt vereyim. Doğadaki ilişkilerimiz açısından tasarlanmış olup sosyal vasatta doğru kullanmayı bilirsek bizi bilge yapan şeydir duygular. Okey ama mesela şöyle mi? Sosyalde doğru kullanamıyoruz şimdi. Doğru kullanamamamızın nedeni birkaç yüz kişinin üzerinde sosyaliteyi barındırdığımız için olabilir mi? Hem örneklememiz az hem de genellememiz çok. Yani şimdi duygusal sisteme bizim veri vermemiz lazım. Tabiatta bu veriyi nasıl elde ediyorsun? İnsan için en kolayı. Önce büyürken anneye babaya bakıyorsun. Neden korkuyorlarsa ondan korkuyorsun. Neyi seviyorlarsa onu seviyorsun. Ne yapıyorlarsa onu yapıyorsun. Dolayısıyla örüntüsel olarak bir kere alıyorsun duygu kalıplarını. Sonra yaşamaya devam ettikçe tecrübeyle neyin senin için iyi, neyin kötü olduğunu anlamaya başlayıp onlara duygusal etiketler takmaya başlıyorsun. Burada etrafında 5-10 kişiyle büyüyorsun. Bütün insanlar hakkında bir takım kodlar yükleniyorsa. Mesela harika kodlar var. Seninle aynı dinden olanlar harika, öbürleri kötü. Bitti. Bundan basit dünya mı var abi? Süper bir şey. Ondan sonra bütün ömrün işte dünyayı kendi dinine benzetmeye çalışmakla geçiyor mesela. Aha kendine bir amaç da buldun. Şimdi bu hani hakikaten biyolojik olarak salakça sistem, salakça kullanılan sistem bizim dertlerimizin kökenini oluşturuyor zaten. Neden bütün ruhani öğretilerde neden bütün işte şimdi işte pozitif psikolojinin şunu bunun ele aldığı, örnek aldığı öğretilerde insanın bir saflaşma süreci gerekiyor. Yani bir kendini onarma süreci gerekiyor. Çünkü biz gayri tabii kodlarla duygusal kararlar veren, bunu da işin kötüsü bazen akıl ve mantık silsilesinde açıklamaya yeltenen bir çare ederiz. Al Hitler'in kavgam kitabını herif balyoz gibi yazmış. İnsanlık suçunu bir savunmaya dönüştürmüş.
Niye? Rasyonel zemin üretebilecek bir zihni var çünkü aslında tas tamam bir nefret nesnesi. Yani adam kendi başta olmak üzere insanlıktan nefret ediyor. Aslında işin arka planındaki psikoloji bu. Dolayısıyla bunu savunabilecek kadar da canavarlaşabilen bir varlık olarak duygu meselesi bizim hayatımızda çok merkezi. Şimdi biz birini gördüğümüzde onu sevmemiz ya da nefret etmemiz tamamen duygusal olarak dünyayı tecrübe etme düzeyimizle alakalı. Ham isek saçmalıyoruz. Olmuş isek isabet ediyoruz. Böyle bir sistemimiz var. Ve maalesef yani bu devirde öyle gözüküyor ki bence birkaç bin yıldır böyle. İnsan kendisine yüklenenleri silkeleyebildiği sürece olgunlaşabiliyor. Kendine yüklenenle devam ettiği sürece toy yaşıyor, toy ölüyor. Yani burada böyle kritik bir soru var o zaman, hadi yeri gelmişken. Biraz böyle atlaya atlaya gidiyorum. Bunlar çünkü başlı başınca aslında kendi külliyatı olan konu, bu üzerine bahsetmesi. Tabii çok yani derin bir yere girdik bu arada. Yani evet. Uçarız burada. Yani hani sadece bu başlı başına. Bak yine amigdalaya giremedik ama. Amigdalaya giremedik. Bunun öyle olacağını biliyordum zaten. O yüzden amigdala diye kaşıyorum mevzuyu. Peki doğduğumuz anda ya da işte biyolojik olarak varlığımızın oluştuğu, varlık dediğimiz aşama hangi aşamaysa, yani hani kaç hücreli bir bütünlükte oluşan aşamaysa, o aşamadayken içinde yüklü duygu var mı? Yani yazılımla gelen, hard-disk'in yazılımından tabii gelen ki duygu var mı? Doğuştan getirdiğimiz mecbur duygular var. Nasıl ki mesela emme refleksi, ayak çekme refleksi, işte anneden ilgi görme refleksi daha doğar doğmaz geliyorsa bazı duygular da geliyor. Mesela bakım veren anneden uzak kalmakla ilk başta tetiklenen korku duygusu muhtemelen ilklerden bir tanesi. Mesela korku yani doğumla beraber organize olan bir şey mi? Hayır hayır. Onu direkt ise zaten muhtemelen yani korku yazılımda işte, var diyorsun yani. Amigdala tam bu olayın merkezimiz. Amigdala korkuyu yöneten yer. Korku ne diyor bize? Bir şey yok, bir şey eksik. Fonksiyon görmemi, yaşamamı engelleyen bir durum var. Bu anne karnında sıcak bir ortamda neredeyse ağırlıksız sarıp sarılamamış duran bebek zor diyor travmatik doğum hadisesiyle daracık vajinal doğum kanalından dünyaya fırlatılan her çocuğun mecburen bir şok yaşamasına sebep oluyor. Allah'tan bilinci bilinci oturmamış daha, yani daha çok ön gelişme aşamasında bir beyni var. Ama orada büyük bir stres yaşıyor ve stres amigdala'ya diyor ki bir normal durum değil, var, normal değil, normal. Bir durum var, çok sıkıntılı. Bas yaygarayı. Mesela çocuğu ağlatan şey muhtemelen o. Yani tabii doğar doğmaz bir çocuğun beynine elektrot sokup oraya bakma şansımız çok yok ama erişkinde bildiğimiz bütün mekanizmalar bunu gösteriyor. Amigdala merkezde korkuyla ilgili bir yer ve doğar doğmaz zaten beynin çok az kısmı gelişmiş olarak doğuyor. En gelişmiş kısımları bu korteks altı, limbik sistem dediğimiz bölgeler. O mesela bazal çekirdekler ya da işte hareketlerimizin kontrolündeki diğer bölgeler falan beyinciğimiz daha sonra gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ediyor. Ama o korkuyla, dürtüyle ilgili yerler hazır olacak ki çocuk acıktığında ağlasın. Mutlu olduğunda gülerek annesine motivasyonel konuşma yapsın, yani iyi gidiyorsun falan. Bu iletişimi sağlayabilmesi için oraların hazır olması lazım. Mesela bak şeyde o hikayeyi ben çok sevdim. Sen de şeyden önce paylaşmıştım. İşte Star Wars'un o yeni serisinde meşhur Prenses Amidala'nın ismi bu amigdala'dan geliyor ama artık George Lucas mı yazdı senaryoyu kim bilmiyorum. Öyle güzel oturtmuş ki hikayeyi. Malum Anakin Skywalker denen o Jedi adayı çocuğu, yani filmin baş kahramanını, kötülerin en kötüsü Darth Vader'e dönüştüren şey ne? Amidala'yı kaybetme korkusu. Amidala'nın yarattığı korku onu kötü bir şey haline getiriyor. Şimdi bunu biraz önce konuştuğumuz konuya bağlayalım. O ön yargılar niye var? O kodlar niye yükleniyor? Sen korkma, bilinmezlikte kafayı yeme, onu tanımla, buna etiketi bas, rahat et diye. Amigdala coştu mu bizi korkutuyor çünkü. Ve korku bize kötü şeyler yaptırıyor. O kötü şeyleri yapmayalım diye, teskin edelim diye insanlara bu kodu yüklüyoruz. Yani kültürel olarak doğuştan bu kodların yüklenmesi faydalı bir şey. Ama bütün dünyayı onlardan ibaret sanmak erişkinlikte bir suç. Bunları değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Toplum faydalı bir kültürel evrimsel yol bulmuş. Dinlerle, geleneklerle, masallarla, mitlerle bize bir kod yüklüyor. Harika. Ama ben mesela diyelim antik Yunan mitolojisini küçükken bana okudular, öğrendim ettim. Büyüdüğümde, psikoloji okuduğumda hala Zeus'u gerçekten o dağda oturan bir adam sanıyorsam ben salağım, zekam gelişmemiş demektir. Zeus'un, Kronos'un, Athena'nın, onun, Pandora'nın bir
psikolojik anlatılar silsilesinin yansıması olduğunu öğrenirsem işe yarayacak. O dönemki toplumsal yapıyı anlamayla alakalı kullanırsam. Yani efendim o Narcissus'un hikayesi bugün geçerli değil mi? Efendim işte ben burada mitolojide çok da iyi değilim de dinlemeyi seviyorum. Yani işte bizim Meltem Hoca falan dersini veriyoruz. Öğrenciler birçok dersine bizde de öyle falan oluyorlar. Ve antik mitler gerçeği anlamanı böyle bakarsan kolaylaştırıyor. Ama sen dağdaki Zeus'a tapmaya devam edersen debil debil yaşayıp debil debil ölüyorsun yani. Bir bu arada var. Şunu da fark etmek gerekiyor bunun içerisinde. İşte binlerce yıldır oluşmuş bir medeniyetimiz var. Medeniyetin üzerinde teknolojilerimiz var. Bilgiyle alakalı çok derinleştik. Teknolojiyle alakalı bilmem ne olduk şey diye düşünüyorsun. Yani bu korkuyu anlayacak, tanımlayacak üst tabakalar, o tabakalarda yani zihnimizde, kültürümüzde modüller geliştirdiğimizi zannediyorsun. Aksine böyle olmadığını aslında sıklıkla konuşuyoruz. Yok. Hala politik anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, eğitimdeki kullandığımız matematiklerin çok büyük bir bölümü korkuyu manipüle etme mekaniği üzerinden dönerek işliyor. Ve hala o ilkellikte birçok şeyi üst bilgiler olarak alamamamızın nedeni de bu oluyor. Hani sadece o basitlikte normal değil kaç refleksi hala entelektüel anlamda İstanbul gibi bir kentte kötü bir ekonomiye sahip olmayan insan için geçerli olan modül oluyor. Herkes gibi ama Türkiye'deki siyasi gelişmeleri şöyle bir analiz edecek ol. Tamamen korkuyla hareket ediyoruz. Yani şimdi işte bir yerleri ele geçirme mantığı, bir fetih mantığı, bir devamlı bu orayı alayım, bura benim olsun. Niye? Onda kalırsa bana problem olacak. İngilizler bile geliştiremediği için İrlandalılardan tiksiniyor. Aynen yani öyle. İşte o korkuyla beraber. Hep bu İrlandalılar. Pardon İngilizler. Ah bu İngilizler yok mu? Bizde hiç öyle şeyler olmaz halbuki. Tamam yani. Bak bu ne kadar geliştirme.